Logo mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan ayında ana yemeğinizin yanında kolayca hazırlayabileceğiniz sandviç tarifi paylaşacağım. Sandviç yapımında kullandığım malzemelerim 1,5 bardak ılık süt, 1 tatlı kaşık tuz, 1 paket maya, yarım bardak sıvı yağ, alabildiği kadar un ve isteğe bağlı olarak içinde kullanabileceğim malzemeler. Ben domates, peynir, salam kullandım ve marul. Hemen tarifime geçelim. Uygun bir kaseye 1,5 bardak ılık sütümüzü alıyoruz. Kasemize 1 tatlı kaşık tuz, 1 tatlı kaşık kabartma tozu, 1 paket maya, 1/2 bardak sıvı yağ ekleyip karıştırıyorum. Mayalanması için 10 dakika dinlendiriyoruz. Üzerine 4 bardak un, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ekleyip malzemelerimi tekrar karıştırıyorum. Daha sonra hamurumuzu yoğuruyoruz. Malzemelerim özleşene kadar devam ediyorum. Dört bardak un demiştik, son bardağımızı burada kullandık. Hamurun kıvamına bağlı değişebilir un bardağı. Hamurumuzu streçleyip 30 dakika dinlendiriyoruz. Hamurun kabarıklılığını indirmek için elimiz yardımıyla bastırıyoruz. Daha sonra kabaran hamurumuzu doğrama tahtasına alıyoruz. Aparat yardımıyla parçalara ayırıyoruz. Parçalara yuvarlak şekil verip bezin üzerine alıyoruz. Tüm hamurumuzu aynı şekilde yuvarlak şekiller vererek bezin üstüne bırakıyoruz. Hamurumuzun sertleşmemesi için üzerine örtüyoruz. Uygun bir kaseye 1 bardak süt, 1 kaseye 3 yemek kaşığı susam ve diğer kaseye 3 yemek kaşığı çörek otu bırakıyoruz. Hamur parçamızı önce süte, sonra iki tarafını susama buluyoruz. Doğrama tahtasına bırakıyoruz. Videoda gördüğünüz gibi hamurun yarısını susama, diğer yarısını çörek otuna banıyoruz. Aynı işlemi tüm hamuruma uyguluyorum. Tekrar üzerine örtüm sertleşmemesi için. Susama buladığım hamuru merdane yardımıyla açıyorum. Kesici ile 4 eşit parçaya bölüyoruz. Kabarık
kalınlığı videodaki gibi yaklaşık 1 santimetre olmalı. Susamlı hamurumu da aynı şekilde hazırlıyorum. Çörek otuna bandığım hamuruma da aynı işlemi uyguladım. Hamur parçalarımız hazır. Bir tencereye sıvı yağ döküyoruz. Hamurumuzu kızgın yağda kızartıyoruz. Tüm hamurumuzu tenceremize yerleştiriyoruz. Daha sonra hamurumuzun etrafına kızgın yağ serpiyoruz. Kızardıklarından emin olduktan sonra yağdan alıyoruz. Börek havasında çok lezzetli görünüyorlar. Yapımı da oldukça kolay. Pişen hamurumuzu servis tabağına aldık. Ekmek diyebiliriz artık hamurlarımıza. Ekmeği sandviç malzemeleriyle doldurma zamanı. Oldukça güzel görünüyor. Ve çok güzel bir şekilde kabarmış. Vakit kaybetmeden başlayalım. Gerekli malzemeleri: salam, peynir, domates ve kıvırcık marul. Ekmeğim oldukça güzel kabarmış görünüyor. Ekmeği ortadan ikiye böldüm. Arasına bir dilim peynir, bir dilim domates ve bir yaprak marul bırakıyoruz. Hazır. Servis tabağına aldım. Şimdi de bir dilim salam, bir dilim domates ve bir yaprak kıvırcık marul bırakıyorum. Sandviçlerim yemeğe hazır. Tadı oldukça lezzetli. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum değerli abonelerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.